Saygıdeğer izleyenler, 2019 yılının ülkede olduğu gibi Ünye'de de esnaflar adına, esnaflardan alışveriş yapan insanlar adına nasıl geçtiğini sokaklardan yakaladığımız, denk geldiğimiz insanlara sormak istediğimiz esnada, hani bir atasözü vardır, sermayeyi kediye yükledi derler ya, 14 yaşından beri Ünye'de gıda maddeleri üzerine esnaflık yapan Mustafa Demir kardeşimiz de sermayeyi kediye değil 8 ay evvel eşeğe yüklediği için hem Mustafa Demir'e geçmiş olsun diyoruz, bir ameliyat geçirmiş, hem de yaşadığı sıkıntıları ve geldiği sıkıntılar nedeniyle geçirdiği buhran esnasında iş yerini devretmek zorunda olduğu yeni meslektaşına 2019'u değerlendirmelerini istiyoruz. Önce Mustafa Demir'e geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sermayeyi eşeğe yüklemişsiniz. Evet. Anlatır mısınız? Önce kendinizi anlatın bakalım. Evet. İlk önce benim adım Mustafa Demir. Bir iş yerim vardı. İş yeri çalıştırıyordum ama çalıştıramadım. Maddi durumdan dolayı baktım yürütemiyorum. Köylü ve verisiye verdim. Parayı alamadım, toplayamadım. Baktım ki daha ileriye doğru gidersem evim satılır, şu yapar, bu yapar. İşi yürütemediğim için arkadaşım Ferhat Bey'e marketimi devrettim. 8 ay önce devrettim. Şu anda borcum var ama yapacak başka bir şey yok. Bazıdan dolayı da paramı vardı, onu da parayı eşeğime yükledim. Başka da yapacak... Kararın neresinden dönülse kârdır diyen Evet, hareket. Evet, baktım ki yürümüyor. Zararın neresinden dönersem kârdır dedim. Böyle oldu yani. Başka da yapacak başka bir şey olmadı. Sermayeyi kediye değil, eşeğe yükledim. Eşeğe yükledim. Yapacak başka bir şey yok. Peki bu maket eşeğin sana ulaşması nasıl oldu? Bu maket eşeğin bana ulaşması, bir tane komşum vardı. Benim bir marketim daha vardı. Markette baktı, orası da aynı öyle oldu. Yapamadım. Kadının biri dedi ki, sen de sermaye kaybetmişsin ama eşeğe kaybetme dedi. Abi, eşeğe sana veriyorum dedi. Eşeğe verdi bana, bu seviye geldik. Başka da bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Ülkenin, Ünye'nin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsun? Vatandaşların alım gücü nedir sence? Vatandaşların alım gücü şu anda yok. Yani, çünkü ben bu işi 14 yaşından beri yapayım. Ben yapamadım ki, vatandaş da bu işi yapamaz. Saygıdeğer izleyenler, bir de eşeği kediye değil, sermaye yüklediği için iş yerini devrettiği kardeşimizi de tanıyalım. Adım Ferhat Boşçu. Saraycık köyündenim. Evet. 11 yıldır İstanbul'daydım. İstanbul'da ticari hayatım vardı. Buraya hangi işimi yapıyordunuz? Yok. İstanbul'da servisçiydim. Minibüs araçlarım var. Öyle mi? Evet. Buraya geldik. Mustafa kardeşim satıyormuş. Devraldık. Çok şükür Allah'a. Hiç yapmadığın bir işe mi girdin? Hiç yapmadım. İlk defa 10 aydır yapıyorum. Hemen hemen. Evet. Yani hiç yapmış olduğum, tecrübem olan bir iş değil. Mustafa'dan eğitim alıyoruz. Ama Mustafa gibi sermayeyi eşeğe yüklemeyi düşünmüyoruz şu anlık. Evet, saygıdeğer izleyenler. Her ne kadar Mustafa Demir kardeşim sermayeyi kediye değil, eşeğe yüklemiş de olsa, biz ikisinin ortasına bu eşeği verelim. Kardeşimiz sermayeyi ben ne kediye ne de eşeğe değil, gerçekten kendime yükleyeceğim diyor. Evet. Yani elimden geldiği kadar şu anda ayakta durabiliyorum. Ülkede bir kriz var. Kimse farkında değil ama gerçekten insanların alım gücü çok düşük. İnsanlar şu anda Ünye'nin geçimi sadece emekli, dullara verilen dul maaşı, bakıma ihtiyaç duyan kişilere bakılanların aldığı bakım ücretiyle hayat geçiyor. Çalışan yok, gençler işsiz. Çalışmak gayeleri yok, çalışmak istekleri yok. Kahve köşelerinde oturuyorlar. Ben merak ediyorum, bunların sonu ne olacak? Büyük bir sorumsuzluk mu var? Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.